Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün de Nevşehir'den Kaldırlar Et'ten sesleniyoruz. Yanımızda firma sahibimiz Kemal Kaldır bulunmakta. Merhabalar Kemal Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Biz de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Kemal Bey, ben öncelikle sizi tanımak istiyorum. Kemal Bey kimdir, kaç yıldır bu sektördedir? Kemal Bey, ben 1975 doğumluyum. Mesleğimiz dedemizden gelme bir meslek, 1954'ten beri. Daha sonra biz 1998 yılında Kaldırlar şirketini kurarak süreci devam ettirmekteyiz. Ben, yani miras gibi ilerliyoruz. Evet. Aynı zamanda ben otelcilik mezunuyum. Üniversiteden turizm mezunuyum ama ata mesleğimiz, bunu devam ettiriyoruz. Daha iyi noktalara getirmek için yoğun bir çaba sarf edip ağır adımlarla yolumuza devam ediyoruz istikrarlı bir şekilde. Peki ne gibi hizmetler veriyoruz Kemal Bey burada? Biz öncelikle altyapımızı düzgün bir şekilde oluşturmaya çalışıp, güzel bir altyapımız var. Yemi kendimiz üretiyoruz kendi arazimizde. Kendi çiftliğimiz var. Hayvan yetiştiriyoruz. Tabii bu yetiştirici esasında et kalitemizin çok iyi olması anlamında yem kalitesine çok önem veriyoruz. Bakımlı, hayvan ırklarının düzgün olmasına dikkat ederek güzel, sağlıklı, temiz, leziz bir et üretiyoruz. Bunu da şu an mesela Avrupa Birliği kapsamında yeni kurduğumuz tesiste kesimlerimiz, parçalama, işleme etaplarını devam ettirip bölgede bulunan kendi perakende satış mağazalarımızda bunu pazarlıyoruz. Yani sağlıklı, yani büyük bir yerden yani, kendi yetiştirdiğimiz ürünleri kendi şubelerimize, evet, halkımıza sunuyoruz. Evet. Peki kaç metrekarelik bir alanda hizmet veriyoruz? Biz aşağı yukarı 2000 dönüm kadar ve 2500 dekar kadar arazide kendi yemimizi üretip aşağı yukarı 850 büyük baş, 1200 küçük baş kapasitesi çiftliğimizde hayvan yetiştiriyoruz. Hı hı. 1300 metrekare civarında entegre tesisimizde kesim, parçalama, bu işlemleri hallettikten sonra soğuk depolu araçlarımızla bunları işletmelerimize sevk edip kendi şubelerimizde perakende satışını sağlıyoruz. Bölgemiz turizm bölgesi olduğu için otel, restoran, devlet kurumları, bu tip yerlere de toptan Bu kadar etimizi uzman pazarlıyoruz. Bir iş için, bu kadar güzel ve uzman, evet, bir kaliteli bir iş yaptığınızı zaten görebiliyoruz. Evet. Bu kadar kaliteli bir iş için de kaliteli uzman bir kadro gerekiyor. Evet. Kaç kişilik bir kadro ile ilerliyoruz? Şu an kendi aile bireylerimiz artı aşağı yukarı 25-30 civarında konusunda uzman, kasaplık konusunda uzman arkadaşlar var. Onlarla çalışıyoruz. Veteriner hekimlerimiz. Hem kalite ilerliyoruz, evet, sağlıklı, evet, ilerliyoruz, ustalarımız ilerliyoruz. Hijyene en çok dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi. Mesela, peki, size ulaşan müşterileriniz size nerelerden ulaşabiliyorlar Kemal Bey? Veya talep olması doğrultusunda hizmetlerimizi nereye kadar götürebiliyoruz? Hizmetlerimiz şu an piyasa şartları gereği çok fazla balon şeklinde açılmak istemiyoruz. Yani ağır adımlarla, ama hedefimiz Türkiye genelinde ilerleyen süreçlerde hitap etmek. Ama öncelikle altyapımızı il çapında tamamen hallettikten sonra, şu an zaten İstanbul olsun, Ankara olsun, Antalya olsun, biz bir dönem Antalya'daki otellere falan da et gönderdik. Hala talep var. Yani ama tam altyapıyı tam oluşturduktan sonra düzgün bir hizmet, yani gelip geçici bir hizmet değil, istikrarlı bir hizmet vermek istiyoruz. Peki. Şimdi tecrübeniz ve yaptığınız başarılı çalışmaların sayesinde sektörün en önde gelen isimlerinden biri Kaldırlar Et. Evet. Peki müşterileriniz neden sizi tercih etmeli? Sonuçta sizin gibi bu işi yapan birçok firma var. Tercih sebepleri ne olmalı sizce? Tercih sebepleri et sektörü olduğu için et kalitesi bir. İkincisi personelin müşterilerimize davranış biçimleri, hijyen, istediğini müşterinin bulabilmesi, artı sattığımız ürünün arkasında olmamız. Yani bunu şöyle söyleyeyim, biz etimizi dükkanımıza sattığımızda müşterimizin o anki memnuniyeti tam önemli, ama benim için bu çok da önemli değil. Önemli olan
Eti alan bir müşterimizin mutfağında memnuniyeti sağlayabilmesi. Benim en çok dikkat ettiğim hususlardan bir tanesi de o. Olur. Artı hani hangi etin, sonuçta ahçı, kasap olan bir insanın ahçılığı bilmesi gerekiyor. Hangi eti, hangi yemeği, hangi şekilde müşteriye pazarlayabilmesini bilip müşteriyi memnuniyetini en üst düzeyde sağlaması gerekiyor. Şu an zaten çok engin bir tecrübeyle çalışıyoruz. Büyük bir şekilde ilerliyoruz. Kaliteli bir şekilde ilerliyoruz. Engin, bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi ağırladığınız için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum teşekkür size. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Nevşehir'den, Kaldırlar Et'ten şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Söz Merkez stüdyolarımızda.